Vallahi ne anlatalım? Kafamızdaki planları eğer uygulamaya geçirebilirsek. Vallahi bunlar nedir? Bunlar buraya gelen Araplarımızın resimleridir. Birinden kaymak akar, birinden su. Bu araba tekeri bildiğiniz gibi. Bunlar eski bizim. Buraya gelen Araplarımızın resimleri. Bunun akabinde burada televizyonumuzda da sürekli dönen Araplarımızın resimleri var. Böyle. Bazıları yaşıyor, bazıları küçüktü, büyüdü geldi. Ben buradan geldim dedim. Büyük kaşıkların olması mümkün. İnsanların ağızları zaten o kadar büyük değil. Tamam. Varyantlar geldi, o yüzden. Şey yok amca, gel. Şeye baktın mı Mehmet? Bunlar buraya gelen Araplarımızın hem yer hakkında hem bizimle alakalı içlerinden geçen o anki duygu ve düşüncelerini içeren sözcükler. Yani duygu ve düşüncelerini anlattığı defterlerimiz. Her gelen de şey bırakmış galiba, para birimini de bırakmış. O para birimi şöyle, onlar da aman hatıra olsun, evet. İsmini yazıyor, hemen bırakıyor. İşte, evet. Yani ben çünkü ilk başta buraya bir misafirimse girdiğin zaman orada Jamila Farm görürsün. Geçen sabah bir çekince demliği koy kendimize ait, şahsımıza ait evimiz. Bu evimizi antikalarla amcamlar çok meraklı. Benim deden atadan kalan şeylerde bizde pek satma şeyi yok. Onların hep ailenin bu köyden mesela dışarıya eskiciye verdiğini gördüğümüz an aldığımız şeyler. Kendi çapımızda kendimize yapmaya çalıştık. Kendimiz için özel bir yer yaptık. Hem yani kendimiz çalışıyoruz, kendimiz yiyoruz. Evet. Oturduğumuz güzel bir mekan oldu. Sonrasında da Araplarımız gelmeye başladı. Araplarımız ilk 15 sene önce, benim rahmetli babam burayı zaten arılar yüzünden almış. Hı hı. Hani emekli müteahhitti benim, evet. Babam. Emekli olduktan sonra arılar yüzünden almıştı. Yani geldi Araplar buraya. Araplar buraya gelmiş, biz yoktuk. Gelmiş, evet. Babam buradan ikramda bulunmuş. Parayı yarıdan bölmüşler. Sonra yıllar sonrasında o Araplar buraya geldi. Biz de rahmetli olduğunu söyledik. İşte ellerinde zemzem suyu, misvak falan hediye diye getirmişlerdi. Ondan sonrasında babamın rahmetli olduğunu söyledik. O ona derken peş peşe geldiler, sağ olsunlar. Hem kendi yaşadığımız yerdeki
katkı sağlama anlamında. Hem işte kendimiz de indiriyoruz. Burada aklınızın alabildiği her türlü meyve var. O meyveleri ölü diri hayrına yedirip biçiriyoruz. Ücret almıyoruz. Ücret alıyor musunuz efendim? Hayır, ücret almıyoruz. Kim alıyor diyorsa da karşımıza getir, merak evet. ederim. Onun haricinde yani hayatı aile olarak, hayatı paranın üstüne kuran bir aile değiliz. Hayatı önce insan diyoruz, sonra evet. para diyoruz. Ama bir karşılık bekleyerek yapmıyoruz. Çünkü bu ülke hepimizin. Eğer bu ülkemizdeki insanlara, çevremize bir katkı sağlayabiliyorsak ne mutlu bize. Evet, doğrudur. Kuveyt'ten, Katar'dan, Dubai'den, Bahreyn'den aklınız alabildiği her ülkeden gelen misafirlerimiz var. Kuveyt'in zaten hemen hemen herhalde tamamını almışızdır. Normalinde 3,5 milyon nüfusu var. Ama aslı Kuveyt nüfusu 1,5 milyon. Tamamını almışızdır diye düşünüyorum. Çıkarıp ücret vermeye çalıştığı zaman hayır, biz ücret almıyoruz. Benim burası şurada gördüğün yerde kendimize mesela karpuz atıyoruz. Karpuzumuzu oturuyoruz, kesiyoruz. Birisi geldiği zaman oturuyoruz, yiyoruz. Tokasını çıkarıp yapıştıran var. Ufak çocuklar yüzüğünü çıkarıp yapıştıran var. Yani o anki duygusuyla hani illa yapıştır öyle bir değil. Kendi duygularını, aynen öyle. Kendi duygularını ifade ediyor. Bir şey de diyemiyorsun. Biz de kendimiz karşılığında hani bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Şimdi kapımız herkese açık. Özellikle Dubai, Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan komple buraya geliyor bizim yanımıza. Zemzem getiriyor, hurma getiriyor, oturuyor, çayını kahvesini içiyor, gidiyor. Ne yapıyoruz? Mesela içeriye geliyor, bahçeye iniyor, düt yiyor, kiraz yiyor. Bak dolu düt. Orada duruyor öyle. Evet. Gelen yesin, giden yesin. Yani önemli olan hayır. Geliyor, oturuyor, çekiyor, gidiyor. Ve para vermeye kalkıyor, biz almıyoruz. Almadığımız zaman da adam düşünüyor. Düşündüğü için de şimdi Kuveyt'in sülalesi bizde, Katar'ın sülalesi bize geliyor, Suudi Arabistan'ın sülalesi bize geliyor. Yani bu alnımız açık, başımız dik olduğuna kaynaklanıyor. Antikaları da beğeniyorlar mı efendim? Antikaları da evet beğeniyor. Soruyorlar mı? Sen anlatıyor musunuz bunları? Tabii. Anlatıyoruz. Onlar da zaten... Kültürün, tarihini, ülkemizin... Tabii. Anlatıyoruz. Zaten kendileri de aynı şekilde, onlar da hayatını geçmişte böyle sürdürmüşler. Öyle mi? Tabii. Onlar da yani bizde bu varsa onlarda da bu var. Hayran kalıyorlar evet. Not bırakıyorlar. İşte sizi bizi sevdiklerini söylüyorlar. Giderken çoğu da zaten ağlıyor. Önce sordun ki buraya ne kadar insan geliyor? Buraya bir sene içinde tam bir sene içinde buraya giren Arap'ın sayısı 100.000'i geçer. Ama kimse bunu bilmez. Kimse bunu bilemez. Çünkü niye 100.000'i geçiyor? Diyor ki buraya ben çantamı da bıraksam, kızımı da bıraksam, çocuğumu da bıraksam her anlamda. Hiçbir yani. Farkı yok. Güvenilir açısından 10 numara insanlar diyor. Kebap. 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 Keb